Evet, selamlar herkese. Bu videoda bireysel emeklilik sözleşmelerinde şu anda Türkiye'de üyelerin katılım yılına göre yani sözleşme süresine göre ortalama fon tutarlarına birlikte göz atacağız. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre hangi yılda, hangi yaşta ortalama nasıl bir fon tutarı, nasıl bir birikim ortaya çıkıyor? Bunu inceleyeceğiz. Bu fiyatların ortalama olduğunu unutmayalım. Şimdi buna bakarken neden buna bakıyoruz? Kendi bireysel emeklilik sözleşmemizin tabii ki kişisel bir konu, herkesin gücü itibariyle katkı payı ödediği bir sistem bu sistem. Fakat bizle birlikte akranlarımızın bireysel emeklilik sözleşmeleriyle kıyaslayıp çok geride kalmamak adına belki önlem almamız gerekebilir ya da çok önde gidiyorsak biraz frene basmak da gerekiyor olabilir. Tabii ki bu tamamen kişilerin finansal gücüyle alakalı. Videoya geçmeden önce kanalımıza bir göz atalım. Bu kanalda biz bireysel emeklilik konuştuğumuzu sizlere söylemiştik. Son derece detaylı bir şekilde her konunun içerisine eğilerek bireysel emeklilikle ilgili sözleşmelerimizden daha fazla kazanç elde etmek adına ne yapabiliriz'i bu kanalda konuşuyoruz. Ve burada bireysel emeklilik fonları ile alakalı tavsiyeler, sözleşme ile alakalı tavsiyeler bulacaksınız. İlerleyen süreçte de bireysel emeklilik şirketlerini tek tek ele alıp kıyasladığımız videolarda olacağını şimdiden söyleyebilirim. Eğer ilginizi çekiyorsa, halihazırda bir bireysel emeklilik sözleşmeniz varsa YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Ayrıca haftalık getirileri de grafikler şeklinde Instagram'dan ve Twitter'dan da paylaşıyor olacağım. Şimdi grafiğimize geri gelirsek öncelikle 18 yaş altından başlayalım. Belki doğrudan 18 yaş altında bu kanalı izleyen kimse yoktur ama belki de 18 yaş altındaki çocuğunuz için bir BES yaptırmış olabilirsiniz. 18 yaş altında şu ana kadar ortalamalara yansıyan 5 yıl üzeri herhangi bir sözleşme yok. Genellikle 5 yılın altında sözleşmeler var ve bu sözleşmelerin de 18 yaş altı için fon tutarı ortalaması 4.000 lira. Tabii ki bu ortalama rakam. Bunun üstünde de birçok sözleşme vardır. Altında da vardır. Fakat şu ana kadar 18 yaş altı sözleşmelerde 5 yıldan az ömürlü olmuş ve şu an 5 yılı geçen yok. Bunların da ortalaması 4.000 şeklinde. Tabii ki bu istatistiklerin 31 Aralık 2022 tarihine ait olduğunu da unutmayalım. Geçelim bir sonraki yaş grubumuza. Bu 18 ila 29 yaşındaki katılımcıların grafiği. Burada 5 yıldan az süredir içeride olan bu yaş aralığındaki kişilerde 7.000 liralık bir birikim ortalaması oluşmuş. 5 ila 10 yıldır bu işin içinde olanlarda da 21.500 lira gibi bir rakam var. Neredeyse diğerinin 3 katı. 10 yıl üzerinde sözleşmeye sahip olan 18 yaş ila 29 yaş arasındaki kişilerin de fon tutarı ortalaması 31 bin liralara vurmuş durumda. Gelelim bir sonraki yaş grubumuza. Burada 30 ila 39 yaş benim de aralarında bulunduğum yaş grubunda 5 yıldan az sözleşmeye sahip kişilerin 13.357 liralık bir ortalamaya sahip olduklarını, 5 ila 10 yıllık sözleşmeye sahip kişilerin ise 32.356 liralık bir fon tutar ortalaması olduğunu görüyoruz. Ben de kendim bu gruptayım şu anda. Sözleşmem 5 yıllık. Yaşım da şu anda bu grubun içerisinde ve daha önceki videolardan hatırlayacaksınızdır. Yaklaşık olarak 20 bin lira ben kendim yatırmıştım. 40 bin lira da fonlardan gelir elde ettim. 60 bin liralık bir fon tutarı ortalama fon tutarım var. Bu rakama tabii ki devlet katkısı dahil değil. Bu anlamda bakıldığında ben kendi sözleşmem için BES'teki diğer kullanıcıların ortalamasının üzerinde olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Sizler de bu şekilde kendi sözleşmenizle alakalı kıyaslama yapabilirsiniz. Bu yaş grubunda 10 yıl üzeri sözleşmelerde ise 38.892 liralık bir ortalama göze çarpıyor. 40 ila 49 yaş aralığındaki yaş grubuna baktığımızda 5 yıldan az sözleşmesi olanlarda 21.483 liralık bir ortalama, 5 ila 10 yıllık sözleşmesi olanlarda
52.680 liralık bir ortalama görüyoruz. 10 yıl ve üzeri içinde 81.226 liralık bir sözleşme ortalaması var. Bu rakamlar size küçük gelebilir fakat bu noktada yani bu alanda bulunan kişilerin sayısı oldukça fazladır. Aynı zamanda bu rakam ortalama bir rakam. Dolayısıyla burada 40 ila 49 yaş arasında kullanıcılar yavaş yavaş 10 yılın üzeri noktaya geldiklerinde sözleşmelerinde yavaş yavaş hatırı sayılır rakamlara ulaşmaya başladıkları gözümüze çarpıyor. 50 yaş ve üzeri en önemli gruplardan bir tanesi. Çünkü BES'te 56 yaşta artık emekliliği hak edebiliyorsunuz ve devlet katkısının tamamına sahip olabiliyorsunuz. Burada 5 yıldan az sözleşmesi olan kişilerin 40 bin liralık, 5 ila 10 yıl arasında sözleşmesi olanların da 85.134 liralık bir ortalamaya sahip olduğunu görüyoruz. 10 yıl üzeri olanlarda ise 132.810 lira bir ortalama fon tutarı çıkmış. Açıkçası bu istatistikte devlet katkısının olup olmadığına dair herhangi bir bilgi bulamadım. Ama 132.814 lira BES'teki şu anda en yüksek ortalamanın olduğu 50 yaş üzeri ve 10 yıldan beri de en az 10 yıldan beri de içeride olan kişilerin ortalaması bu 132.810 lira. Tabii ki şu anda son 1 ya da 2 yıl içerisinde son derece yüksek gelen enflasyon rakamıyla birlikte bu rakamlar belki bizlere ortalama manada düşük gelebilir. Ama birkaç sene içerisinde yavaş yavaş enflasyon maaşlara yansıdıkça, katkı payları arttıkça, hisse senedlerinin de ve diğer değer saklama araçlarının da gerçek rakamlarına ulaşmaya başladıkça bu fon ortalamalarında da hızlı bir şekilde yükseliş göreceğimize eminim. Lütfen bu ortalama rakamlar size karamsar bir tablo çizmesin. Sadece şu anda diğer BES kullanıcılarıyla aranızda nasıl bir fark var sözleşme anlamında? Fonlarınızı iyi yönetebildiniz mi, yönetemediniz mi noktasında kendinize kerteriz alabileceğiniz yani örnek alabileceğiniz güzel bir istatistik olduğunu düşünüyorum. Kendiniz sözleşme sürenizle lütfen buradan kıyaslama yapmayı unutmayın. Bu video ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadardı. Hepinize teşekkür ediyorum.